arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizi 1-2 yaş grubu için öreceğiz. Daha büyük ya da daha küçük örmek isteyen arkadaşlarımız lastik ölçüsünü ayarladıktan sonra aynı şekilde modelimizi bizlerle birlikte örmeye başlayabilirler. Küçük örmek isteyen arkadaşlarımız lastik örgüsünü biraz daha küçük hangi yaş grubu için öreceklerse yaklaşık bir 5 santim kadar küçülterek daha küçük ölçü örebilirler. Büyük örmek isteyenlerse hangi yaş grubu için öreceklerse çocuk yanımızdaysa bel ölçüsünü alarak şöyle ama sıkı bir şekilde tutarak çok bol değil. Çünkü esneyici için lastiğimiz tam şöyle ucunu mezurumuzun tutarak o ölçüye uygun lastik başlarlarsa çok güzel sonuçlar alacaklardır. Ve sonrasında gördüğümüz eteğimizin modelini şu şekilde uygulayarak sona kadar geliyoruz. Trabzanlarımızdan oluşmakta eteğimiz ve bir sırada modelimiz tamamlanmakta bakınız. Bir sırada her sıra aynı şekilde örerek geliyoruz. Ve toplamda kaç sıra ördüğümüze hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve en son sıramızda 19 sıra ördüm. En son etek dilimini oluşturan sıramızda. Şöyle dilimimizin olduğu yerden ölçüyorum. Şöyle de gördüğümüz gibi 30 santim eteğimizin uzunluğu. Daha uzatmak isterseniz bu şekilde örmeye devam edip en son bu tamamen trabzandan oluşan sıramızı örerek eteğimizi tamamlayabilirsiniz. Evet eteğimizi örmeye başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup zil sesini aktif hale getirerek yorum ve beğenilerinizle e, bizleri desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Evet kolay gelsin şimdi örmeye başlayalım. Eteğimi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpimizin renk numarası 1479. 100 gram ve 336 metreden oluşmakta. İpimi örmek için ise 3 milimetre tığ kullanmak istiyorum. Şöyle yumuşak bir etek çalışması yapmak istiyorum. O yüzden birazcık daha numaramı büyüttüm. Tabi iki buçuk e, ya da 2 numaralı tığlarla örebilirsiniz. Ölçtüğümüz zaman e, örgümüzü, bellastiğimizi ya da diğerlerini e, santimetre olarak santimini vereceğiz. Eğer azsa özellikle lastik kısmı biraz daha ilave ederek bu açı kapatabiliriz 13 tane zincir çekerek hemen başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 4. zincir yuvasına geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum Sırası ile bütün zincirlerimi ikili trabzan şeklinde örüyorum her bir zincirime bir defa batıyorum ve kapatıyorum. Birer defa trabzanlarımı örüyorum. Tığımızın başını dolayalım. Bakın zincirimizin bir yönünden alıyorum. Bir ve iki de kapatıyorum. Sırayla örüyorum. Son trabzanıma kadar ördüm. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Tam 11 tane trabzanımız oldu. Hemen 11 trabzanıma santim olarak bakalım. Bakınız şöyle üzerine tuttuğum zaman daha güzel görünecek. 5 santim. Tam 5 santim. Şöyle gördüğümüz zaman ilk trabzandaki ölçümüz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve lastik kısmımızı örmek için başlıyorum. Arkayı çeviriyorum. Çekmiş olduğum bir zinciri hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Bakınız çektiğim zincir bu. Batacağım kısım ise bu. Yalnız iki tane olan bölümünü görmekteyiz. Benden tarafta olan değil. Yani içteki değil dıştaki orta parmağımdan taraftaki bölümünden girerek şu şekilde örüyorum ve hemen yanındakini yine aynı şekilde orta parmağımdan tarafa batıyorum. Sık iğne şeklinde örüyorum. Sırası ile bir defa batıyorum. Çekiyorum. Bu tarafı değil, diğer tarafı bakın şu şekilde giriyorum. Alıyorum ve kapatıyorum. Trabzanlarımın bu üstteki zincirlerin dışta olanlarını alarak kapatalım. Ve sona doğru geliyorum. En sondaki trabzanımıza kadar örerek geldim. Bakın sondaki şu zincirden döndüğümüz bölümünde yine bu taraftakini alıyorum ve örüyorum. Bu sıramızı bitirdik. Birinci sık iğne sırasını lastiğimizde bitirdik. Şimdi bir tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şurada bir tane çekmiş olduğum zincir ve hemen yanındaki sık iğnemizin bulunduğu bölümümüz var. Zincirimizi bakınız hemen şu kısma batıyorum. Bakın zincir kalıyor hemen yanına. Şuradaki zincirim hemen yanına yine orta parmağımdan tarafa giriyorum ve ilk sık iğnemi örüyorum. Dış taraftan alarak lastiğimi birer birer ilerletiyorum. Hiç atlamadan şu şekilde tutmuş olduğum bel lastiğimi her iki yönde de çevirdiğimizde hep dıştaki tarafı örüyoruz. Bir dış bir iç çalışmıyoruz. Ve en son bakınız. Burayı mutlaka örüyoruz şu şekilde. Asla bırakmıyoruz. Burada bakınız bir tane sık iğnemizin eksik olduğu zaten belirli. Hemen burada da giriyorum. Şu şekilde alıyorum ve kapatıyorum. En son sık iğnemi ördükten sonra bitiş yönünde bir tane zincirimi yine çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum zincirimden sonra gelen ilk sık iğnemin üzerine batıyorum. Şöyle. Alıyorum ve kapatıyorum. Sırası ile birer birer ilerliyorum. Hep dıştan örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız lastiğimiz bu şekilde bir görüntü ortaya çıkarmakta. Şimdi sona kadar örelim. Bir daha geçişi birlikte yapalım. Devam edelim. Şöyle tutuyoruz. Dıştakini alıyorum. Dıştakini alıyorum. Ve en son bakınız şu kısmı da ördükten sonra tamamlamış oluyorum şöyle gördüğüm zaman hemen bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum zincirim bu batacağım kısım ise şuradaki kısımın tabii ki dış tarafı evet hemen giriyorum bir batıyorum sırasıyla saymamıza gerek yok 5 santimden daha kalın lastik isterseniz Birkaç zincir daha ilave edebilirsiniz eğer daha az yani daha kısa bir enlilikte istiyorsanız daha az zincir sayısıyla da ayarlamalarınızı zevkinize göre yapabilirsiniz. Evet bu şekilde lastiğimizi istediğimiz bel ölçüsüne göre ayarlayarak gelelim eteğimin bel lastiğini bu şekilde örerek tamamladım. Bakınız çok güzel bir çalışma oldu hem yumuşacık hem de şöyle gördüğümüz ama bakınız gayet güzel esnemekte lastiğimiz şöyle uzaktan tuttuğumda bakınız esne işini görmekteyiz Evet şimdi santim olarak ölçümüzü hemen bakalım şuradan başlatıyorum ve elime üzerine tutuyorum bakınız başlangıçtaki trabzanlarımızı yapmış olduğumuz bölüm ve şöyle hiç lastiğimi asılmadan müdahale etmeden tutuyorum 42 santim olduğunu görmekteyim. Kaç tane şu çıkıntılı bölümlerimizin olduğuna bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve düz trabzanımızın olduğu bölümü de görüyoruz. Toplamda 39 tane trabzan sıramız olmuş oldu. Aslında sık iğne ördük ama biz bölümlerini saydık. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım ve artık bel kısmını tamamladıktan sonra modelimizi uygulamaya başlayalım. Şöyle görelim bakınız. Zincirimi yani ilmeğimin olduğu yere geliyorum. Şöyle düzeltelim. Şöyle tutuyorum. Şu kısım üstte olsun. Bakınız trabzanımızın olduğu bölüm üste gelsin. Burayı ilik çalışmamızda kullanalım. Şöyle alıyorum ilmeğimi düzelttikten sonra hemen şu kısma batıyorum trabzanımın olduğu bölüme. Bir defa battım ve yerleştirdim sabitledim. Şimdi devam ediyorum. Tamamın başını doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Başını doluyorum. Bir defa batıyorum. Başını doluyorum. Bir defa batıyorum. Şu şekilde başını dolayıp batıyorum. Bakınız bir, 2 3 4 Aynı yere bir daha batıyorum. 4.'cü çift batalım. 1 2 3 4.'cü çift batıyorum. Şöyle görelim. Burayı düzeltiyoruz. Model koyacağımız yeri. Başını doluyorum. 1 Doluyorum. 2 3 4 ve 5. 4. çift batıyoruz. Şöyle görelim bakınız. Batmış olduğumuz yerler buradaki uç kısımdaki bölümler. Batıyorum Bir. Batıyorum. Şöyle bakın, uçtaki en son sık iğnemin olduğu yerler. 2. Şurası bakınız. 3. Ve gördüğümüz gibi şu kısım. Dördü iki defa batıyorum. 3 tane tek 1 2 3 tek 4. çift. Bakınız 3 tek 4. çift. 3 tane tek 4. çift. Bakınız bir çiftten arada 3 tane tekimizi görmekteyiz. Yeniden sayalım. Başını doluyorum. Hemen bakınız şu kısma giriyorum. 1 2 3 dördüncünün bulunduğu yere 1 başını doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 2 3 tane tek dördüncü çift olarak örelim ve sıramızın birleşme noktasında yeniden görüşelim lastiğimizi sıramızın sonuna kadar örerek geldim bakınız birleştirme işlemimizi her bir bölümü ördük Birer ve ikişer aralıklarla üç tane tek bir tane çift olarak ördüm ve sıramızı tamamladık. Şöyle görelim. Bakınız lastiğimizin en son yeniden bir daha birleşme işlemini yapıyoruz. Bu işlemimize dikkat edelim. Şöyle düzeltelim lastiğimizi. Ola ki kıvrılmış olabilir. Şimdi bakın şu kısımda bir açıklık var. Bakınız bu açıklığımızı hemen şu şekilde gideriyoruz. En son şuradaki son sık iğnemin bulunduğu bölümü üstüne koyuyorum diğer kısma üste koyuyorum çünkü üstte olacak burası hemen tığımın başını doluyorum en son bölüme bakınız bir tane takıyorum diğer bölüme de bir tane takıyorum ve burayı iyice sabitliyoruz geçişimizi bu şekilde tamamlıyoruz şimdi tığımın başını doluyorum bir daha örüyorum ve ilk başlangıç sık iğnesini yani bir defa başını dolayıp attığım yere geliyorum ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Ve artık eteğimize başlamaya hazırız modelimizi. Buradaki birer defa artışımızı ve başını dolayıp batma işlemini tamamladıktan sonra şimdi birleşme yerimizi şu şekilde bağladıktan sonra zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3. üçüncü zincirimden sonra tığımın başını doluyorum hemen dibine bakınız aynı yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İki tane aşağıda bir tane zincirimiz ve bir tane de yanına ördüğümüz trabzanımız da iki trabzanımız oldu. Bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2 Bir tane trabzanımı örüyorum. Üzerine bir ve 2 zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir tane trabzan olan yerin hemen dibine yani aynı yere batarak burada bir tane ve örüyorum tekrar bir zincir çekiyorum yanındaki trabzanın üzerine bir tane trabzanım örüyorum ve tekrar başını doluyorum aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bir bakalım bir tane trabzanımızın üzerine iki tane trabzanımız ördük. Yukarıdan bir zincir çektim. Aşağıdan atlamadım. Bakınız bir zincir çektim. Hemen e, zincirimden sonra başını dolayarak bir tane trabzanımı ördüm. İki tane zincir çektim. Ve bir tane daha aynı yere batarak trabzan örerek bir tane V yaptım. Şöyle görelim. İki trabzan, bir zincir, bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımızı ördüm. V'mizden sonra bir tane daha zincirimizi çektim. V'den bir önce bir de sonra bakınız birer tane zincirlerimiz var. Ve iki tane trabzanımı aynı yere gelerek ördüm. Şöyle görelim. İki trabzan aynı yuvanın içerisinde. İki trabzanımdan sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. 1 Aynı yere 2 Aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 atladım. 3. trabzanımın üzerine 3 tane trabzanımı ördüm. Yukarıdan 2 zincirimizi çekmiştik. Tekrar yukarıdan 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. trabzan üzerine 1 ve aynı yere ikinci bir trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra başlangıçtaki modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzan üzeri bir tane trabzan örüyorum. Bir ve iki zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Burada bir tane V'mi örüyorum. V'mden önce ve sonra bir tane zincirim vardı. Sonraki zinciri de çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız hiç trabzan atlamıyoruz. İki trabzanımızı bu şekilde ördüm. Bir ve iki zincir çekiyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü trabzan üzerine bir, aynı yere iki, aynı yere üç. Üç tane trabzanımızı örüyoruz. Şöyle görelim ve devam ediyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanın bulunduğu yere gelip batıyorum. Aynı yere ikinci bir trabzan örüyorum. bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanıma batıyorum. 2 tane zincir çekerek V'mi örüyorum. Ve V'mi de kuruyorum. Beyimden sonra bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanıma batıyorum. Bir ve aynı yere iki. Şöyle görelim. İki trabzan, bir zincir, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Hiç aşağıdan atlamıyorum. Tekrar bir zincir ve iki trabzanımı örüyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine üç tane trabzanımı örüyorum. Evet, tekrar 3 trabzandan sonra 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzan üzerine trabzanımı örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanım. 1 zincir. Bir sonraki yere 1 trabzan, 2 zincir bir tane daha trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekiyorum aynı yere iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Modelimizin tamamını e, şuradaki kurulumdan ibaret. Bakınız 3-6 tane trabzanımızı bir grup halinde örüyoruz. 3 tane trabzanımızı bir grup. 6 tane trabzanımız bir grup. 3 tane trabzanımız bir grup. Şöylece modelimizi kurmuş oluyoruz. Esasında ve sürekli tekrarlarımızı yaparak bel lastiğimizi tamamlayalım. Diyemizde modelimizi birinci sıramızda kurarak geldik. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle dökümlü dökümlü görülmekte. Kaç tane model kurduğumuza bakalım. Şuradaki çiftli gruplarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 toplamda 14 tane çift olarak saydığımız yani bu grubumuzun olduğunu görmekteyiz. Şimdi bitiş ve başlangıcımızın bulunduğu yerdeyiz. 3 tane trabzanımızı ördüm her iki modelimizin arasında bakınız ve 3 tane zincirimizin üzerine gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Geçişimi yaptıktan sonra bir tane zincir çekmiş olduğum bölüm vardı bakınız. Buradaki bölümün içerisine yeniden ilmeğimi kaydırıyorum ve başlıyorum. Bakın bir zincirin içerisine geldik. Ve 1, 2, 3 tane yeni zincirimizi yani yeni sıramızı zincir içerisinden başlatıyorum. Tığımın başında doluyorum Aynı yere girerek ikinci trabzanımı örüyorum. Bakınız trabzanı, trabzan üzerine değil, çekmiş olduğum bir zincir üzerine zincirimi örüyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen şuradaki iki tane e, trabzan, iki zincirden oluştuğumuz V'nin içerisine giriyorum. Bir, iki zincir, bir trabzan, iki zincir, bir trabzanım örerek yeniden bir V örüyorum. Ve tekrar bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İki trabzan ve şuradaki vmin sol taraftaki bölümünün arasına girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Aynı aşağıda yapmış olduğumuz kurulumumuzu buraya da kurduk. Birer zincir V'mizin sağında solunda vardı. O birer zincire ikişer trabzanımızı ördük ve yeniden aralarına birer tane de zincirimizi çektik. Buradaki iki trabzanlı olan ve iki tane arasından zincir çektiğim V'mizi ise tam ortaya kurduk. Evet şimdi devam edelim. Zincir çekmiyorum bakınız burada. Tığımın direkt başını doluyorum. 3 tane trabzanımızı birer birer örüyorum. 1 2 3 zincir çekmedim bakınız. Diğer sırada ilk olduğu için zincirimizi çekmiştim. Yeniden zincir çekmiyorum. Hemen tığımın başını doluyorum. Ve bir zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Hemen yanına ikinci bir trabzanımı da ilave ediyorum. İki trabzan, bir zincir. V'nin içerisine girelim. Bir tane trabzan, iki zincir. Tekrar V'nin içerisine girerek ikinci trabzanımızı örüp V'mizi kuralım ve yeniden bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum aşağıdaki bir zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 Evet bakın modelimizi bu şekilde kurarak ilerliyoruz 2 4 6 tane trabzandan oluşan bu grubumu ördükten sonra tığımın başını doluyorum zincir çekmiyorum altta bakınız iki zincir çekmiştim hemen üç trabzanımın üçünü de birer birer örüyorum. 1 bir. ikinciye batıyorum. 2 iki, ve üçüncüye batıyorum. Bakınız buradaki minik gözlerin içerisine batıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm ve tekrar tığımın başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. Şurada iki tane şu grubumuzu örüyorum. Trabzanım atlayarak aradaki bir zincir içerisine iki trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum V'nin içerisine gelerek yeniden V'mi kuruyorum bir iki zincir tekrar bir tane daha trabzanım örüyorum V'min öncesinde ve sonrasında birer tane zincirimiz mutlaka var hemen zincirimi de çektikten sonra alttaki V'nin içerisine yani V'nin hemen sonrasındaki bir zincir üzerine iki tane trabzanımı örüyorum bakınız modelimizi bu şekilde kurduk ve sıra sonuna kadar örerek gelelim. Modelimizin ikinci sırasında tamamladık ve bakınız şu şekilde gayet güzel e, dilimleri uyum içerisinde devam etmekte şöyle gördüğümüz gibi. birinci sıradaki modelimizin birebir aynısını tekrar ederek kurduk. Yani modelimiz aslında bir sıradan oluşmakta. Şimdi geçişimizi birlikte tekrar hatırlatalım. Daha sonrasına biraz büyütmeye devam edelim. Aynı şekilde örerek. 3 trabzanımı birer birer üzerine ördüm. Aralarında zincirimi çekmedim. Tekrar şurada görmüş olduğum 2 trabzanımızın ilki zincirden de zincirden olan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum ve bir sonraki trabzanımın üzerine batarak geçişimi yapıyorum ve bir zincirimin içerisine sadece ilmeğimi geçirerek geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi örüyorum hemen yanına ikinci trabzanımı ördükten sonra hemen bir tane zincir çekiyorum ve V'nin içerisine tekrar bir trabzan iki zincir bir tane daha trabzanımı örerek yeni bir V oluşturuyorum. Bakınız bütün V'lerimiz birbiri içerisinde ilerleyecek. V'mizin öncesinde ve sonrasında birer zincirimiz vardı. Hemen sonrası için olan zincirimi de çektikten sonra bir önceki sıradaki bir zincirin içerisine bir ve ikinci trabzanımı örüyorum. Tığımın başında doluyorum, Zincir çekmeden 3 tane trabzanımın her birine birer defa örüyorum. 1, 2 ve 3. Yine zincir çekmeden 2 trabzanımı atlıyorum. Hemen değme yanındaki bir zincirin içerisine girerek 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde bakınız. 2 trabzandan sonra değmenin içerisine girerek bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanımı örüyorum şöyle görelim iki trabzan bir zincir V'nin içerisine girince yeniden V'nin kurulumunu yapıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan V'den sonra da bir zincir tığımın başını doluyorum hemen alttaki zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı örerek ilerleyelim ve biraz büyütelim İteğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim ve yeterli ölçü oldu. 1-2 yaş grubu çocuklarımız için gayet uygun bir ölçü. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Saydığımızda 17 sıra ördüğümüzü görmekteyiz. Bakınız çok hoş görüntüsü var. Çok güzel durmakta şöyle baktığımızda da. En son sıramızda trabzan olarak öreceğiz ve şuradaki görmüş olduğunuz kibar ve çok hafif dilimlerimizde eteğimizde farklı bir hoşluk katacak. Şimdi santim olarak eteğimizi ölçelim. Şöyle baktığımızda uç kısımdan 30 santim tam sivri. Şuradaki sivri ucuna yani dilimin bulunduğu yere geldiğim zaman 30 santim olduğunu görmekteyim. Şimdi sizler daha yeterli olmadıysa biraz daha uzun örebilirsiniz. Ya da daha yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek biraz daha eteğimizi örmeye devam edebilirsiniz. Bakın şöyle gördüğümüzde gayet güzel olduğunu görmekteyiz. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakınız buradaki yine geçişimizi aynı şekilde yaptım ve örüyorum. Trabzanlarımın tepesine bir tane bir zincirimin olduğu yere bir tane iki trabzanımı yan yana her ikisine birer tane araya bakın şuradaki üç tane trabzanımın her birine bir trabzan her birine birer trabzanımı ördüm. Şimdi iki tane trabzanım geliyor modelimi kurduğum yerde birincisini örüyorum. İkincisini yeniden örüyorum araya bir tane batıyorum arada bir zincirimiz olan kısma ve şurada iki tane zincirimiz vardı Burası tam dilimimizin olduğu yer 3 tane trabzanımızı bu dilim içerisine örüyoruz tamam başını doluyorum önce trabzanımın kendisini sonrasında 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Hemen trabzanımı kendisini yeniden örüyorum. Araya bir tane zincirim vardı. Zincirime de bir tane trabzan örüyorum. Kenardaki iki trabzanımın önce ilkini sonra ikincisini örüyorum. Ve aradaki üç trabzanımın her birisini birer tane örüyorum. Üçünü ördüm. Şimdi bakınız hemen iki kenar trabzanım geldi şuradaki modelimizin ortasında devam eden trabzanım ikincisini de örüyorum arada bir zincirim vardı zincirime mutlaka bir tane örüyorum V'mizin olduğu yere geliyorum bakınız V'mizin bulunduğu nokta hemen V'nin ilk trabzanına bir tane örüyorum şöyle görelim ve iki tane zincirimi çektiğim noktaya geliyorum tam V'nin ortasına yani şuradaki görmüş olduğumuz dilimlerin tam ortası bakınız dalgalı dilimlerimiz var bu kısma 3 tane trabzanımızı örüyoruz başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum ikinci trabzanımı örmek için tekrar başını doluyorum ve üçüncü trabzanımı örüyorum Toplamda 3 tane trabzan örüyorum ve her iki kenardaki hem sağ tarafındaki hem de sol tarafındaki trabzanımı da örüyorum. Aradaki bir zincirimi örüyorum. Kenardaki iki trabzanımın tepe noktasına batarak her ikisini de örüyorum. Arada direk şeklindeki devam eden 3 üç trabzanımın üçünü de birer birer örüyorum. 1 bir. 2 ve 3. Sadece ortadaki iki zincirimizin arasına 3 örerek buradaki görmüş olduğumuz güzel dilimli dalgalarımızı elde ediyoruz. Ve devam ediyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Hemen aradaki bir zincirimi ve tekrar V'mizin sağ taraf trabzanını ortaya 3 tane trabzan 1 2 ve 3. Bakınız iki tane ördüm. Zeymin içerisine 3.'üyü de örüyorum. Hemen sol tarafa tekrar bir tane daha trabzan örüyorum. Dilimimizin bir tanesini daha bu şekilde ördük. 3 tane trabzan her iki kenarımızda da bakınız toplamda bütün trabzanımız örüyoruz ve 5 tane trabzanımız oluyor. Ve'imizin bulunduğu noktada. Birleşme yerimize kadar örelim bir tane zincirimin bulunduğu noktaya iki trabzanımın her ikisine birer birer aradaki üç trabzanımı örüyorum 1 iki ve üç şuradaki gördüğüm iki trabzanımın her ikisini de örüyorum bakınız şuradaki başlangıcı da yeniden örelim boşluk gibi kalmasın ve 3 tane zincir çektiğim yere geliyorum. Sadece geçişimi yapıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek tamamlayalım ve içeriye doğru gizleyelim. Bakınız gizleme işlemini ilmeklerimizin arasından girerek dolgun bölümler tarafına doğru gizleyelim. Ön yüzden görünmesin. alt kısmını da bu şekilde tamamladık. Bakınız gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi bel kısmına çalışalım. Bir tane zincirimi çekerek başlıyorum. Tığıma düğüm atmış oluyorum. Bakınız bu şekilde. Ve şimdi şöyle görelim. Üst kısma gelen kısım şurası olacak. Bakınız trabzanlı olan bölümümüz. Alt kısımdan başlıyoruz. Düğmemizi dikeceğimiz yerden bir tane sık iğne batarak kendimi sabitledim tığımın başını doluyorum hemen dibine bir tane batıyorum ve hemen tığımın başını doluyorum ipimi şu şekilde düzeltiyorum yanındaki aralığa girerek bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum bir sonraki bölüme geçiyorum bir defa başını doluyorum batıyorum burası düğmemizi dikeceğimiz bölüm düz bir şekilde her trabzan aralığına bu şekilde örerek ilerliyoruz batıyorum çekiyorum batıyorum tek seferde çekiyorum tepe noktasına geliyorum batıyorum ve tek seferde çekiyorum ve şu şekilde ördüm şimdi üst kısma doğru geçişimizi yapıyoruz ve burada kirpiklerimizi yapmaya en üst kısımdan başlangıçtan başlayalım 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen dibine batıyorum bir tane minik kirpik yaptım şuradaki bir gözü Şöyle bakınız hemen şuradaki göze gelerek batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve ardına giriyorum. Şöyle bakınız ardında elimde tuttuğum zaman minik bir göz var. Göze giriyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Tekrar şuradaki bakınız hemen dibine atlayalım. Biraz ileriye batalım ve başlayalım. 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra buradaki minik gözün içerisine batıyorum. Ve bakın hemen dibini değil biraz mesafeleri kendimiz gözü ayarıyla ayarlıyoruz. 1 2 3 araya batıyorum. Hemen 1 2 3 minik gözünün içerisine batıyorum. Ve bu şekilde minik kirpiklerimizi yaparak şu kısma kadar ilerleyelim. Yani lastiğimizin üst kısmına tamamen dolaşalım. Ve buradaki ilik çalışacağımız yerde tekrar görüşelim. Burası düğme çalışacağımız yerde. Bu kısım ise ileğimizi çalışacağımız bölüm olacak uç noktaya kadar geldim bakınız trabzanlarımızın bulunduğu noktaya kadar şurada trabzanımızın ilk başlangıçtaki bakınız minik bir tane gözü var şöyle elimi tuttuğumda daha güzel görünecek hemen oraya batıyorum 1 2 3 tane zincirde çekiyorum yine aynı yere batarak en son kirpiğimizle tamamlamış oluyoruz şimdi kaç tane düğme kullanmak istiyorsanız 2 ya da üç e, tamamen görsellik amaçlı e, düğmelerdir bir tanesi işlevli de olabilir her ikisi e, fazladan sadece üstte de dikebilirsiniz nasıl arzu ederseniz Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız bir tane ileğimizi açalım geri kalanları ilik açmadan düğme olarak da dikebiliriz Evet şimdi bir iki 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum 1 2 3. trabzanın üzerine geliyorum ve batıyorum bakınız bir tane ileğimi açtım 1 ve 2 2 tane sık iğnemi ördüm ve 3. sık iğnemi de ilave ettim 1 2 3 2. ileğimi açtım 1 2 3 batıyorum ve en son bölüme de gelerek batıyorum şu kısma da battık batıp bakın şöyle bağlanıyorum geçiyorum bir tane zincirle bu kısmı kapatıyorum iki tane düğmeyle ile eteğimizi çalıştım şöyle görelim karşısına iki tane düğmemizi hazırlayıp dikeceğiz şu şekilde Evet şöyle bakalım genel kirpiklerimizin olduğu bölümümüze gayet güzel bir görüntü oluştu bel kısmımız içinde. Eteğimize iki tane düğme diktim ve kullanılmaya hazır hale geldi. Şu şekilde bakınız gayet hoş bir görüntüsü oldu. Alt kısımlarının dilimleri ve düğmelerimize de bakacak olursak bakınız kendi tonlarında dilediğiniz dilerseniz ince düğmelerde dikebilirsiniz. Şimdi e aynı renginden ya da bir ton açık ya da koyu belinden kordoleyi geçebiliriz. Dilerseniz bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Kurdalemizi hemen şu kısımda modelimizi uygulayacak uygulayacağımız bölümden tam düğmelerimizin olduğu yerden ortalayarak girelim. iki kat yaparak şöyle arkadan çıkarıyorum ve aralıklarla kurdalemizi takarak bu ortada diğer ucunun olduğu yerde Görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar, kurdalemizi de taktıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.